Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde açı ortay konusunu işleyeceğiz. Hani açıdan çizilen açı ortayın kenarlarla arasındaki bağlantıyı görmüş olacağız. Şimdi ilk dikkat etmemiz gereken açı ortayı verdiği zaman arkadaşlar, birinci özellik, kenarlarımız A, B, C ve D olarak vermiş kenarları. Açı ortayın en temel özelliğinden hemen A kenarının C'yi oranıyla B kenarının D'yi oranı birbirine eşittir. Ama sadece A'nın C'ye B'nin D'ye diye düşünmek yanlış olur. A'nın B'ye oranı C'nin D'ye oranı şeklinde de yapabiliriz. Veya tam tersini yazabilirsin. C'nin A'ya D'nin B'ye şeklinde. Açıyı ortalayan çizgiye X dersek A'dan N'ye olan çizgiye. Açı ortayın bulunuşu da X eşittir. Kare içinde de yazabiliriz. Veya her tarafın karesini alıp kökten kurtularak. X kare yanındakilerin çarpımı A çarpı B eksi tabandakilerin çarpımı C çarpı D şeklinde de açı ortayı bulmuş oluruz. Şimdi açı ortayda sorularda karşımıza gelebilecek olan mesela açı ortayı vermiş. Tabandaki kenarlarımız 3 ve 4. O zaman yukarıdaki sayılara direkt 3'ün bulunduğu kenar 3'ün katıdır. 4'ün bulunduğu kenar 4'ün katıdır. Şeklinde işlemi daha kolay hale getirebiliriz. Veya iki sayıyı yukarıda verebilir. 6'ya 10. O zaman tabandaki sayılar için arkadaşlar 6K'ya 10K desek de olur. Veya sadeleştirip ikisi de 2'ye bölünebilir. 3K'ya 5K şeklinde yazabiliriz. 8'e 5'i vermiş. Açı ortayın özelliğinden dolayı 8'in 5'e oranı var. O zaman yandaki kenar için de 8'in katı taban için 5'in katı diyebiliriz. Çünkü orantıyı yine sağlamış oluyoruz. Fakat son şekle dikkat ederim. 7'ye 4, 7K 4K yanlış olur. Burada yapılabilecek tek işlem. B'den N'ye olan kısma X, A'dan C'ye olan kısma Y dersek çapraz sayıların çarpımı birbirine eşittir. Yani x çarpı y eşittir 28. Hani x yerine 7k, y yerine 4k yanlış olur. Burada diyemiyoruz onu. Açı ortayı verdiğinde bir diğer kullanacağımız özellik de şudur. Açı ortayın üzerindeysek ama üzerinden kollara çizilen dikler her zaman birbirine eşit olmak zorundadır. Dik attık birbirine eşit. Yukarıdaki kenarlar eşit. Tabandaki açılar yine eşit olur. Hem sağ hem soldaki üçgenler arkadaşlar eş üçgen olur. Oluşan dörtgen de deltoittir. Ama sadece çizilen dikler mi eşit? Hayır. Açı orta üzerinden bir nokta alsak mesela. Buradan diyelim 80 derecelik açı çizdik. Aynı şekilde diğer tarafa doğru da 80 derece çizersek bunlar da birbirine eşittir. O yüzden arkadaşlar dikler tamam her zaman eşittir. Başka açı çizersek aynı noktadan onlar da birbirine eşit olmak zorundadır. İç teğet çemberin merkezi Dikkat edersek açı ortayların kesim noktasıydı. Bunun bir başka söyleniş tarzıydı. O zaman iç çemberin merkeziyle birleştirdiğimiz zaman burada hep açı ortay. Hatta I noktasından merkezden kenarlara atılan dikler de bu çemberin yarı çapı olduğu için demek ki bu 5, 6 ve 7'ye çizilen yükseklikler birbirine eşittir. O yüzden açı ortay gördüğümüzde şunu çok rahat yapabiliriz. Tabandaki sayılarla bulunan üçgenler orantılıdır. 7'nin alanı 7S, 5'in alanı 5S, 6'nın gördüğü alana da eş isteyerek alanları bu şekilde parçalayabiliriz. Şimdi açı ortayı verir. En çok gelebilecek soru kalıplarından biridir. 3'e 5'i gördüğümüzde tamam açı ortay. 3'ün tabanındaki kenarın üst tarafındakini 3K. 5 içinde üst tarafa 5K dersek. O zaman arkadaşlar bu üçgenimiz 3K. Hipotenüs 5K ise zemin 4K olmalı. 3, 4, 5'in katı gelmiş. 4K 8 ise o zaman K'nın alacağı değer 2'dir. Demek ki AB kenarı 6, AC kenarı da 10 çıkar. 6, 8, 10 üçgenin ayrılmış halidir. Bunu bir de şöyle de sorma ihtimali var tabi. Dik üçgen. Açı ortayı çizer. Sadece 3'ü ve 6'yı vermiştir. O zaman direkt hani x, 2x diye Pisagor'dan çok rahat bulabiliriz. Veya 6'nın bulunduğu hemen 6, 8, 10 üçgeni mi diyerekten düşünüp burası 5, burası 10 şeklinde kenarları bulma ihtimalimiz de var. Şimdi arkadaşlar açı ortayda bir diğer dikkat etmemiz gereken özellikle açı ortayı verir ve onunla beraber iki tane 90 derece dik üçgenler verilirse ne yapacağız? Ona bakalım beraber. Açı ortayımızı vermiş ve dikkat edelim. Hem A'daki açı dik hem de B'deki açı dikse genelde bu tarz sorularda şunu görmemizi ister. Bir yerde ikiz kenarlık gizlemiştir. Şöyle yapıyoruz. Açı ortayları A dersek 90 A ve buradaki açıda de B dediğim zaman A artı B 90 çıkar. 90 derece var. Açı ortaylardan biri A idi. O zaman D'deki açıya da B kalır. Ters açılardan e, buradaki açı da B'dir. İki kenar üçgeni burada yakalamış oluruz. Yani tekrardan küçük bir not olarak düşelim. Açı ortay ve en az iki tane 90 derecelik açı varsa ikizkenar kenar üçgeni bulmamızı ister.